Herkese günaydın. Videoma hoş geldiniz. Gözümü şöyle açtım. Hemen evden çıktım. Kan tahlili vermem gerekiyor. Böyle aylık benim kontrollerim var. Kanımdaki bazı değerlerin kontrolü. Onun için hemen şurada kan vereceğim. İşlerime güçlerime başlamadan, kahvaltı yapmadan. Önce onu halledeyim dedim. Zaten çok vaktimi almaz. İşte daha sonra da ne yaparız? Evde kahvaltımızı yaparız hep birlikte. Bu kız sabah sabah çok mu yaramaz? Halılarımı niye böyle bozuyor? Halılarımı niye kaydırıyor? Niye yaramazlık yapıyor? Bak şimdi suç işledi ya, oradan öyle bakıyor. Bir koşturuyor, halımı kaydırıyor antredeki. Sonra bir daha koşturuyor, diğer halıyı kaydırıyor. Patinaj yapıyor. Şimdi orada suçlu sandalye altından seyrediyor. Latte. Niye yaramazsın sen bugün? He kızım? Bir şey kesiyor. Simay senin koltuğun altından ayaklarını görüyor. Ha, iyi, sev mi diyorsun? Böyle de yapınca işte bak. Çok yaramaz. Çok. Bak oyun oynamak istiyor. Bugün onun oyun oynayası var. Tırnaklarını çıkarma Latte. Tırnaklarını çıkarma, eline bir tane getir patlatayım. Tırnaklarını çıkarma. Neyini ısıracaksın acaba elimin? Neyini ısıracaksın acaba elim? Bak tırnaklara bak, tırnakları. O tırnakları içeri sok. Bugün canı oyun oynamak istiyor herhalde. Herkese bir bulaşıyor. Yaramaz şey. Yaramaz şey. Al elim. 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 Wow. Tırnaklar gene çıktı. Tırnaklar gene çıktı. Tırnaklar gene çıktı. Ben de artık kahvaltıyı hazırlayayım. Evet, geldim ben. Kahvaltı hazırlıyordum. Ve kapı çaldı. Şöyle çok güzel. İki bebek geldi. Kargo oğlumun ismine geldi. Emir kuzu, Simay kuzu. Bunları gönderen tabii ki canım arkadaşım Hatice Taşkın. Ay çok böyle çok şaşırdılar onlar da. Çok tatlılar, bakar mısınız? Çok güzel bir amigurumi sayfası var onun. Hatice Taşkın örgü sayfası diye. Çok güzel bebekler yapıyor. Hatta şu anda cadı yapıyor. Yani YouTube'da genelde şey yok. Amigurumi'den çok cadı yapımı yok. Ama onun sayfasında var. Her şeyden yapıyor yani. Her şeyi yapabiliyor maşallah. Eli de çok güzel. Kızıma ve oğluma bebiş yapmış, yollamış. Çok sağ olsun. Kızın saçlarına bakar mısın? Bir de her detayı da yapıyor yani. En ince ayrıntısına kadar özellikle. Şu elbiselerde falan. Muntazam yapıyor. Şapkası çok güzel. Saç yapmış şöyle. Instagram'da da böyle arada story atıyor, onu oradan da satışlarını yapıyor. Elinde bebek çünkü çok birikiyor. Onun amacı hani bebekleri satıştan ziyade YouTube'da video olarak paylaşmak. Ama elinde biriktikçe uygun fiyata satışlarını da yapıyor. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Emir ve Simay kardeş bunlar. Biri oğlumun, biri kızımın. Kargo oğlumun adına geldi. Altta da yazayım. Hatice Taşkın örgü sayfası. Seni çok seviyorum canım benim. Çok teşekkür ederim. Allah gönlüne göre versin. Kesene bereket. Ne yapıyordum? Kahvaltıyı hazırlıyordum. Yarım kaldı. Hatta biraz patatesleri yakıyordum neredeyse. Birini kızıma vereceğim. Şimdi birini oğluma vereceğim. Odalarına koysunlar. Thank you.
yaparken bir kahve molası verdim. Bir kahvemi içtim. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Saçım başım da birbirine girmiş ha. Neyse onları da toparlarım işim bittikten sonra. O zaman bana kolay gelsin. Oldu. Şuradan daha iyi gösteririm. Yağmur yağıyor. Ve birden bir soğudu, bir soğudu. Kara kara bulutlar her yerde. Çok sevdiğim havalar tabii ki benim. Hiç şikayetçi değilim ama manava çıkmamı bekliyormuş demek ki. İzban da geldi. Yarın çıkmam diye herhalde dedim bir çıkayım meyve falan alayım manavdan. Yoksa çıkmayacaktım işte. Neyse. Kapılarını kapattı. Şimdi hareket eder. Güle güle gitsin bakalım. Bir açıyor bir kapatıyor. Hiç anlamadım vallahi, sıcak bastı. 2-3 tane patatesim kalmıştı. Birazcık patates aldım. 2 kilo aldım patatesi. Soğanım vardı ama 1 kilo da soğan aldım. Şöyle 1,5 kilo erik aldım. İşte çok bir şey almadım aslında. 1 kilo da elma aldım. Yeşil elma. Şu yer kaplıyor da ondan böyle poşetimde çok şeyler varmış gibi görünüyor. Işık, ışık, ışık. Bol bol yeşillik aldım. Burada maydanoz, nane, roka ve göbek marul. Bir tane de semizotu aldım. Salatasını yaparız. Ve bir de armut aldım. Aldıklarım bu kadar. Patlıcanım vardı, biberim vardı, domatesim ve salatalığım vardı. Taze soğanım vardı. O yüzden de başka bir şeye gerek duymadım. Gerçi ihtiyaç olursa da yine giderim arkada hemen manav. Şimdi domatesle soğanı, aman patatesle soğanı hemen yerine kaldırayım. Vallahi her şeyi yerine kaldırayım. Ondan sonra biraz dinleneyim, sanki yoruldum bugün. Kaç gündür gez. Ay bu kadar ışığım niye gidiyor benim ya? Üzülüyorum ama. Üzülüyorum yani. Tamam tutayım size düşmeyesiniz. Evet sorun var bu spotlarda. Karanlık ortamda yaşıyormuşum gibi. Aslında orada göründüğü kadar karanlık değil mutfağım. Ya ışığını güzel ayarlayamıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum yani. Hemen şu işlerimi de bitireyim. Azıcık dinleneyim.
Kuru fasulyem var yanına azıcık hemen bir bardaktan pilav yapacağım. Oraya kahve damlatmışlar tezgahın üzerinde. Şu anda o kahve lekesini gördüm. Ben buradayken, manavdayken muhtemelen çocuklar yaptı. Şuraları da sileceğim zaten. Şimdi poşetleri koydum. Kuru fasulyenin yanına dediğim gibi pilav yapacağım. Yemek saatine ondan sonra onunla geçiştiririz. Yarın ola hayrola. Hemen başlayalım. Tezgahımı da bir güzel temizledim, sildim. Her şeyimi de yerleştirdim. Ne yapabilirim artık? Yemek saatine kadar bir güzel keyif yapabilirim. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi çayımı da koyayım ocağa. Şu balkon halısı kurumuştur. Bir balkon halısını da sereyim. Kurumuş. Onu da serdim şimdi. Oh, böyle toz yağıyordu ya. Sinir olmuştum ona da. Halbuki halım temizdi benim. Yine de yıkadım yerlerini silmeden önce. Bunda yamuk sermişim. Ama güzel yaptım abi, eşitleyemedim. Heh, şöyle. Ay, saat kaç olmuş bir bakayım. 7:15 geçiyor. Epey olmuş. Şimdi bir çayımı da içerim artık balkonda. Sabah açılış yaptığım yerden akşam da kapanış yapayım bari. Akşam yürüyüşüne çıkmıştım. Dönüyorum artık eve. İşlerimi güçlerimi bitirmiştim tabii ki. Baktım vaktim var. Dedim azıcık yürüyeyim. Sabah şuraya gelmiştim ya. Hava da biraz serinmiş. Böyle üşüdüm, ürperdim biraz. Eve de dönmek istemedim yürüyüş yapmadan. Anca dedim tamamlayayım birazcık yürüyeyim. Ondan sonra döneyim. Vallahi saat 8'i mi geçti? Ne oldu? Hava daha aydınlık ama biraz serin. İnce bir ceket alsaymışım üstüme, iyiymiş. Neyse. Donmadım da üşüdüm biraz. Ve videom artık bu kadar olsun. Eve gidince bir bardak çay içerim. Çayı demleyip çıkmıştım evden. Eşim içmiştir de ben de içerim. Ondan sonra otururum. Biraz kitap okurum, televizyon seyrederim. Yatar uyurum. Müsaadenizi istiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.